Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yeni çıkan şarkıları değerlendireceğiz. Bu şarkılar Sıla, Zinet Salih, Manuş Baba, Emrah Karaduman ve Tuna Kiremitçi'ye ait olan yeni şarkılar. Değerlendirmemize önce Zinet Salih'in yeni şarkısından başlayalım. Şarkının adı Bana Da Söyle. Bu şarkı 14 Mart 2019 tarihinde çıktı. Şarkı aslında yabancısı olmadığımız bir şarkı, bir cover performans. Çünkü bu şarkı yıllar önce ilk olarak Ferdi Tayfur tarafından yorumlanmıştı. Şarkının sözüne ve müziğine baktığımız zaman da eser sahibi olarak Ferdi Tayfur'un adı karşımıza çıkıyor. Şarkının aranjesinde Mustafa Ceceli'nin imzası var. Klip yönetmenliğini ise Nihat Odabaşı yaptı. Şarkı bir arabesk şarkı. Ancak Zinet Salih'in yorumuyla şarkı adeta başarılı bir pop şarkı kimliği kazanmış. Ancak bu durum sadece solistin performansından kaynaklanmıyor. Şarkının aranje kompozisyonu aslında şarkının arabesk formdan pop forma geçişinde son derece önemli bir etken. Bu etkene baktığımızda Mustafa Ceceli'nin son derece başarılı bir aranje imza attığını görüyoruz. Özellikle şarkının pop aranjesinde bir Türk halk müziği enstrümanı olan bağlama son derece yerinde, dozunda ve etkili kullanılmış. Zinet Salih'in vokal performansına gelince şarkı Zinet Salih'e çok ama çok yakışmış. Zinet Salih'in yakın dönemde yapmış olduğu şarkılara baktığımız zaman eski günlerini aratır özellikle şarkılarla karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Yani repertuar oluştururken iyi şarkılar maalesef Zinet Salih'in son dönem kariyerinde karşımıza çıkamıyordu. Ama bu şarkı fikir kimden çıktıysa Zinet Salih kariyerinin en güzel şarkılarından biri olarak onun kariyerinde yerini alacak diyebilirim. Özetle şarkının vokali ve aranje kompozisyonu her şeyiyle bir şarkının cover performansta nasıl yepyeni bir şarkı kimliği kazanması gerekliliğini çok iyi ifade eden bir çalışma olmuş. Açıkçası yeni jenerasyon yani yeni kuşak bir taraftan Ferdi Tayfur şarkılarının tamamını bilmez. Bunu bekleyemeyiz. İşte bu anlamda Bana Da Söyle isimli şarkı Ferdi Tayfur diskografisini bilmeyen yeni jenerasyona baktığımızda onlar adına yepyeni bir Zinet Salih şarkısı olarak algılanacak. Buna hiç de kuşkum yok. Gelelim şarkının video klibine. Çok başarılı bir video klip çekilmiş. Video klipte Nihat Odabaşı yapılması gerekeni harfiyen yerine getirmiş. Yani bu şarkıya nasıl video çekilirdi diye sorulursa işte böyle bir video çekilirdi ve şarkıyla böylesine bütünleşirdi diyebilirim. Yani şarkı özetle aranjesi, vokal performansı, sözleri, bestesi ve beraberinde klibiyle son derece başarılı, yakın dönemde karşımıza çıkmış en iyi çalışmalardan biri. Zinet Salih'in bu yeni şarkısının ardından bir erkek vokalin şarkısına hemen geçelim. Erkek vokal Manuş Baba, şarkısı İki Gözümün Çiçeği. Manuş Baba yepyeni bir solo albüm yaptı ve bu albümde yer alan şarkılardan bir tanesi de İki Gözümün Çiçeği ve bu şarkı aynı zamanda albümün isim şarkısı. Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi yani her şeyi Manuş Baba'ya ait. Biz bu videoyu hazırlarken Manuş Baba henüz bu şarkıya herhangi bir video klip çekmemişti. Şarkının sözü ve müziği tipik bir Manuş Baba şarkı olarak karşımıza çıkarken aranjede Manuş Baba'nın imzası olması aslında şu soruyu da beraberinde getiriyor. En azından kendi adıma bu soruyu sormak istiyorum. Manuş Baba şarkıların aranjesini kendisi yapmasa da bir başka isimle çalışsa yani bir aranjörle yola çıksa acaba nasıl bir soundla karşımızda olur ya da nasıl bir farkındalık yaratabilir? Gerçeği söylemek gerekirse Manuş Baba kendi kariyeri içerisinde ilerleyen dönemde alternatif aranjörlerle de çalışacaktır diye düşünüyorum. Aslında İki Gözümün Çiçeği isimli şarkı albümün isim şarkısı olurken bir anlamda albümün müzikal sound'unu ve sözel kimliğini de özetliyor. Yani bir şarkı koca bir albüm adına şu sözü söylüyor. Bu albüm işte bu şarkı gibi bir albüm. Yazmandan dökülen saçlarına gözlerindeki Manuş Baba'nın yaptığı müzik için şunu da söyleyebiliriz. Türkiye'de var olan popüler kültürün uzağında bir müzikal tavır var Manuş Baba'nın müzikal anlayışında. Ve gelelim bir başka erkek vokale, Tuna Kiremitçi'ye. Tuna Kiremitçi seri halinde Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları isimli albümleri yapmaya devam ediyor. Yani şimdiye kadar bu adla iki albüm yaptı ve bu videoda ikinci albümden bir şarkıyı sizlerle paylaşacağız. Çünkü son olarak bu şarkı Tuna Kiremitçi adına dijital
dijital platformda ve tabii ki klibiyle birlikte YouTube'da yerini aldı. Söz konusu şarkının adı Diğer Yarım. Tuna Kiremitçi bu şarkıyı tıpkı diğer şarkılarında olduğu gibi bir başka vokalle düet performans yorumluyor. Bu şarkıdaki partneri ise bir aktrist Tuana Türkay. Şarkının sözü ve müziği tabii ki Tuna Kiremitçi'ye ait. Aranjede Hüseyin Cebişçi'nin imzası var. Video klip yönetmeni ise Gökhan Güneş. Önce video klipten başlayalım. Tuna Kiremitçi ve arkadaşları 2 albümünde yer alan şarkıların video klipleri bir seri halinde aynı mantıkta çekilmiş olan videolar. Yani bir stüdyo ortamı, orkestra ve 2 solist şarkıyı orkestra eşliğinde söyler. Son derece yalın ve Tuna Kiremitçi'nin müzikalitesine uyan bir video klip anlayışı hakim. Tıpkı diğer videolarda olduğu gibi bu şarkının, Diğer Yarım isimli şarkının videosunda da. Tuna Kiremitçi'nin vokali için şunu söyleyebilirim. Çok geniş bir ses aralığı olan solist değil. Kendi şarkılarını yazan, yazdığı şarkılarını da kendi vokalinde iyi taşıyan bir solist. Ben Tuna Kiremitçi'den asla yüksek performans bir yorum beklemem. Tuna Kiremitçi de bunun farkında ve albümünü yaparken de Tuna Kiremitçi ve arkadaşları parantezi içerisinde doğru bir yolda. Bu yolda bazen partneri gerçekten de başarılı bir kadın vokali oluyor. Bazen de şarkıcı kimliği olmayan isimler oluyor. Tuana Türkay da bunlardan biri. Bir aktrist ne kadar iyi şarkı söyleyebilir sorusunun cevabını aslında bu şarkıda da kısmen görebiliyoruz. Bana kalırsa Tuana Türkay bu şarkıda şarkının hakkını verebildiği kadar vermiş. Yani şarkıya kendi vokaliyle bir zenginlik, bir güzellik katmayı başarabilmiş. Onun da geniş bir ses aralığı yok. Ve şarkı hem Tuna Kiremitçi hem de Tuana Türkay adına biçilmiş kaftan düet performansta bir erkek ve bir kadın vokali taşıyabilecek bir şarkı. Şarkının aranjesi de Tuna Kiremitçi'nin bu albümde yer alan diğer şarkılarında olduğu gibi yine aynı çizgide, diğer şarkıların uzağında olmayan yalın akustik bir aranje. Hüseyin Cebişçi'nin albümdeki aranjeleri albüm içerisinde zaten bir bütünlük oluşturuyor. İşte söz konusu şarkı Tuna Kiremitçi ve Tuana Türkay. Neredesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal. Şimdi konuşacağımız şarkı bir Emrah Karaduman şarkısı. Şarkının adı Ara Beni. Emrah Karaduman bu şarkıda solist olarak Çağla'yı tercih etmiş. Çağla'yı Saz mı Caz mı isimli yine bir başka cover şarkıdan hatırlıyoruz. Peki Emrah Karaduman neden Çağla'yı tercih etti? Gerçeği söylemek gerekirse Emrah Karaduman'ın Aleyna Tilki gibi başarılı bir kadın vokalle yapmış olduğu, kendi diskografisi adına yapmış olduğu şarkılarına baktığında Çağla maalesef bu şarkıda daha vasat bir vokal olarak karşımıza çıkıyor. Bana kalırsa Emrah Karaduman bu şarkıda vokal olarak Çağla tercihinde bulunmaktansa daha güçlü ve etkin bir kadın vokali tercih etseydi şarkı çok daha başarılı bir şarkı olarak karşımıza çıkabilirdi. Şarkının aranjesinde tipik Emrah Karaduman anlayışının hakim olduğu dijital sound'un ağırlığını fazlasıyla görüyoruz. Şunu söylemem gerekir ki şarkı yeni formunda etkili bir şarkı değil. Emrah'ın öncesinde yapmış olduğu şarkılarına baktığımda bu şarkı cepten yiyen bir şarkı dersem hiç de yanlış olmaz. Şarkının video klibinde ise Gülşen Aybaba'nın imzası var. Video kliple ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz. Klasik, ticari, piyasa video kliplerinden biri. Yani özgün ve özel, herhangi bir yanı ya da özelliği yok. Şarkıya hizmet eden ve bu anlamda da maksat hasıl olduğu diyebileceğimiz bir video klip karşımıza çıkıyor. Ara beni, öptüm seni, seni çok özledim. 8 Mart 2019 tarihinde çıkan Emrah Karaduman şarkısının ardından şimdi 28 Şubat 2019 tarihine gidelim. O tarihte Sıla yeni bir maxi single'la karşımıza çıktı. Sony etiketiyle yayınlanan maxi single'ın adı Acı. Bu maxi single'ın adı Acı ama repertuarına baktığımızda Acı isimli bir şarkıyla karşı karşıya değiliz. Projede 3 şarkı var. Bunlardan bir tanesi enstrümantal bir şarkı, Ağrı, Sabır ve Medet isimli şarkılar karşımıza çıkıyor. Tabii ki maxi single'ın öne çıkartılmaya çalışılan şarkısına gelelim. Bu şarkı da Sabır isimli şarkı. Sabır isimli şarkının maxi single'da 3 versiyonu yapılmış. Orijinal versiyondan yola çıkalım ve şarkıyı sizlere anlatalım. Sabır isimli şarkının sözü ve müziğine baktığımızda aslında bildiğimiz Sıla dilini anlatan bir şarkı olduğunu söyleyebilirim. Ancak şarkıda biraz da farkındalık yaratan bir unsur var ki o da Gürsel Çelik'in yapmış olduğu aranje. Yolcu yolunda hancı yorgun, tek tüfek ordusu.
3 versiyonuyla Maxi Single'de yer alan bu şarkının dışında beni Maxi Single'de etkileyen şarkı Medet isimli şarkı oldu. Şarkının sözlerini Sıla yazarken müziğine ise Sezen Aksu imza atmış. Sıla'nın o lezzetli yorumuyla Medet gerçekten de çok güzel bir aşk şarkısı olmuş. Adı acı olan bu prodüksiyona baktığımızda aslında Sıla adına şunu söyleyebiliriz. Hayatının bir kesitini bu çalışmada özetlemiş. Fazlasıyla beğendiğimi ifade ettiğim Medet isimli şarkıda dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi de Burak Erkol'un aranjör olarak bu şarkıya dokunuşu. Gerçekten de şarkının ruhuna uygun bir aranje yapmış ve şarkıyı hedefine ulaştırmış. Ne zeki, ne akıllı, o dahi. Projede yer alan şarkılardan bir tanesi bir enstrümantal çalışma Ağrı. Şarkının bestesi Gürsel Çelik'e ait ve Gürsel Çelik aynı zamanda şarkıyı aranje de etmiş. Bu enstrümantal yorumda karşımıza çıkan kompozisyona baktığımız zaman Gürsel Çelik'i takdir etmemiz lazım. Gerçekten de sinematografik bir tadı olan bir esere imza atmış Gürsel Çelik. Sıla'nın yeni çalışmasında yer alan şarkıları da sizlerle paylaştıktan ve düşüncelerimizi sizlere aktardıktan sonra bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Kanalımızın içeriğine baktığınız zaman yeni çıkan şarkıları ve albümleri değerlendirdiğimizi göreceksiniz. Benzer diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bu videomuzu ve diğer videolarımızı izledikten sonra bu videoları çevrenizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Aynı zamanda videolarımızla ilgili düşünce ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Kanalımıza abone oldunuz mu diye de soralım. Eğer ki henüz abone olmadıysanız, müzik gerçekten de ilgi alanınıza giriyorsa ve kanalımız içerik olarak sizi tatmin edecek bir kanal olarak karşınıza çıkmışsa kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Siz abone olun, çevrenize tavsiye edin ve kanalımız her geçen gün daha da büyüsün ve müziği içeriğiyle, kalitesiyle, zenginliğiyle, düşüncelerle ve yorumlarla daha geniş kitlelerle paylaşma imkanı yakalayalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda bakalım hangi içerikle karşınızda olacağız.